Kasım 1918. Yani Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasından tam bir hafta sonra The New York Times gazetesinde bir haber yayımlanır. New York'ta Ermenilerin onuruna verdikleri bir yemekte konuşan İstanbul eski büyükelçisi Morgan Tau, Türkiye'nin birkaç yıl süreyle işgal edilmesi, kendi kendini yönetecek duruma gelinceye kadar İtilaf devletlerinin ya da Amerika'nın mandası altına alınması gerektiğini söyledi. Şimdi de Amerika Birleşik Devletleri kesin tavrını koyuyordu. Yunan ve İtalyan çıkarları çatışmaya başladı. İtalyanlar görüşmeleri bırakıp ülkelerine döndüler. 2 Mayıs 1919'da İtalyanların Fiume'ye bir savaş gemisi ve İzmir'e küçük bir filo gönderdikleri öğrenildi. Bu konu konseyde tartışılırken Wilson, üç devletin bu iki limana kendi gemilerini göndermelerini önerdi. Bu da onaylandı. Arizona ve destroyerlerden kurulu bir küçük filo İzmir'e ve yalnız destroyerler de Fiume'ye gönderildi. İngiliz ve Fransız savaş gemileri de İtalyanları gözaltında bulundurmak üzere gönderildiler. Bundan kısa bir süre sonra konseye İtalyanların Güney Anadolu'da kendi işgal bölgelerini genişlettikleri ve oraya yeni birlikler gönderdikleri haberi ulaştı. İtalyanların İzmir'i işgal niyetinde oldukları ve karaya çıkarılacak birliklerin hazır bulunduğu söylentileri vardı. General Wilson 5 Mayıs 1919'da İtalya'nın davranışları hakkındaki raporunu konseye verdi. Lloyd George, İtilaf Devletleri İşgal Yönetimi'nin İtalyanların bu çaba ve davranışlarını gözetlemelerini isteyerek günün birinde İtalya Anadolu'yu eline geçirmiş bulunursa işgalden sonra kendilerini oradan atmak zor olacaktır, dedi. Adeta bir sırtlan sürüsü bir aslanı pusuya düşürmüş ve bu sırtlanlar aslanı yemeden önce onun etini aralarında pay ediyorlar. İşte 1919-1922 arasındaki Türk Kurtuluş Savaşı, bu aslanın bu sırtlan sürüsünden kurtulmak üzere yaptığı dev bir hamledir. Burada aslan benzetmemiz de boşuna değildir. Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözüne kulak verelim. Türk ulusu büyük bir aslandır. Biz hepimiz onun tüyleri arasına sıkışmış ve sığınmış, gözle görülmez küçük varlıklarız. O aslanın büyük hareketleri ve atılımlarıysa devrim hareketleri ve atılımlarıdır. Bu aslanı harekete geçirebilmek, işte bizim için övünülebilecek rol budur. Peki bu nasıl başarılmıştır? Bir ulusun tüm kaynaklarını bir seferberlik anlayışıyla ortaya dökerek savaş vermesi demek olan topyekun savaş kavramını ilk kullanan ve bunun askeri anlamda ne demek olduğunu Topyekun Savaş adlı kitabında ayrıntısıyla anlatan ünlü Alman komutan Erich Ludendorff bu kitabında şu çarpıcı ifadeyi kullanır. Anlatmak istediğim şeylerin göz kamaştırıcı uygulaması Türk Milli Mücadelesi'ndedir. Ludendorff'un bu önemli vurgusunun izlerini araştırdığımızda Söylev'de Atatürk'ün şu sözleri çıkıyor karşımıza. Görevlerimden biri de savaş ve çarpışmalar karşısında ulusa aldırmak zorunda olduğum durumdu. Bilirsiniz ki savaş ve çarpışma demek iki ulusun, yalnız iki ordunun değil, iki ulusun bütün varlıklarıyla, bütün mallarıyla, bütün maddesel ve ruhsal güçleriyle karşılaşması ve birbiriyle vuruşması demektir. Bunun için bütün Türk ulusunu cephedeki ordu kadar düşüncesi ve duygusuyla ve eylemli olarak savaşla ilgilendirmeliydim. Ulus bireyleri yalnız düşman karşısında olanlar değil, köyünde, evinde, tarlasında bulunan herkes silahla vuruşan savaşçı gibi kendini görevli bilerek bütün varlığını savaşa verecekti. Bütün maddesel ve ruhsal varlığını yurt savunmasına vermekte ağır davranan ve titizlik göstermeyen uluslar savaşı ve çarpışmayı gerçekten göze almış ve başarabileceklerine inanmış sayılmazlar. Gelecekteki savaşların biricik başarı koşulu da en çok bu söylediklerimin kapsamı içindedir. Avrupa'nın askerlikçe ileri büyük ulusları daha şimdiden bu tutumu yasalaştırmaya başlamışlardır. Biz başkomutan olduğumuz zaman meclisten bir yurt savunma yasası istemedik. Ama meclisten aldığımız yetkiye dayanarak verdiğimiz yasa niteliğinde olan belirli buyruklarla bu amacı gerçekleştirmeye çalıştık. Ulus bundan sonra bugüne kadar edinmiş olan görgü ve bilgileri de gözden geçirerek sevgili yurdumuzu saldırılamaz duruma getirecek nedenleri ve koşulları... 1. Her kazada birer tekalif-i milliye komisyonu kuruldu. Bu komisyonların çalışmaları sonunda topladıkları malzemeleri ordunun çeşitli kısımlarına dağıtım şekli düzenlendi. Komisyon üyelerinin hizmetlerine karşılık ücret ödenmeyecekti. Görevlerini ihmal eden komisyon üyeleri vatana ihanet suçu işlemiş sayılarak cezalandırılacaklardı. 2.
ülkede her aile birer kat çamaşır, birer çift çorap ve çarık hazırlayıp Tekalifi Milliye Komisyonu'na teslim edecekti. Yoksul bir aile yükümlülüğünü yerine getiremezse, zengin bir ailenin bu giyim eşyalarını vermeleri komisyon tarafından sağlanacaktı. 3. Tüccarın ve halkın elinde bulunan çamaşırlık bez, Amerikan patiska, pamuk, yıkanmış veya yıkanmamış yün ve tiftik, erkek elbisesi dikmeye yarayan her cins kışlık ve yazlık kumaş, kalın bez, kösele, vaketa yani ince meşin, taban astarlı, sarı ve siyah meşin, sahtiyan, dikilmiş veya dikilmemiş çarık, potin, demir kundura çivisi, tek çivi, kundura ve saraç ipliği, nallık demir ve yapılmış nal, mıh, yem torbası, yular, belleme, kolon kaşağı, gebre, semer ve urgan stoklarından %40'ına parası daha sonra ödenmek üzere el konuldu. 4. Eldeki buğday, saman, un, arpa, fasulye, bulgur, nohut, mercimek, kasaplık hayvan, şeker, gaz, pirinç, sabun, yağ, tuz, zeytinyağı, çay ve mum stoklarından yine %40'ına parası daha sonra ödenmek üzere el konuldu. 5. Ordu ihtiyacı için alınan taşıma araçlarının yanı sıra halkın elinde kalan taşıma araçlarıyla ayda bir defa olmak üzere 100 kilometrelik bir uzaklığa kadar parasız askeri taşıma yapılması zorunlu kılındı. 6. Ordunun giyecek ve beslenmesine yarayan bütün sahipsiz mallara el konuldu. 7. Halkın elinde bulunan, savaşta işe yarayacak bütün silah ve cephanenin 3 gün içinde Tekalifi Milliye Komisyonlarına teslim edilmesi emredildi. 8. Benzin, vakum, gres yağı, makine yağı, don yağı, saatçi yağı ve taban yağları, vazelin, otomobil ve kamyon lastiği, solüsyon, buji, soğuk tutkal, Fransız tutkalı, telefon makinesi, kablo, pil, çıplak tel, yalıtkan maddeler ve bunlara benzer malzeme ile sülfürik asit stoklarının %40'ına ordu adına el konuldu. El konulan malzemelerin parası daha sonra ödenecekti. 9. Demirci, marangoz, dökümcü, tesviyeci, arabacı esnafları ve imalathaneleriyle bu esnaf ve imalathanelerin iş çıkarabilme güçleri kasatura, kılıç, mızrak ve eğer yapabilecek ustaların adlarıyla birlikte sayıları ve durumları saptandı. 10. Halkın elinde bulunan 4 tekerlekli yaylı araba, 4 tekerlekli at ve öküz arabalarıyla kanı arabalarının bütün donanım ve hayvanlarıyla birlikte ve binek ve top çeken hayvanlar, katır ve yük hayvanları, deve ve eşek sayısının %20'sine ordu adına el konuldu. Mustafa Kemal Atatürk, ulusuna verdiği sözü her zaman olduğu gibi bu kez de tutmuştur. Bu emirlerde karşılığı sonra ödeneceği belirtilerek belge verilen tutarların tamamı 1929 yılına kadar ödenmiştir. Onu yıllarca ihmal edilmiş ya da kaderine terk edilmiş halkının gözünde devleştiren işte bu konulardaki titizliği ve dürüstlüğü olmuştur. Onu günden güne daha çok özlememizin bir nedeni de bu değil mi zaten? Bu Tekalifi Milliye emirlerinin duyurulmasında ve uygulanmasında yapılan mitingler kadar milli mücadeleye ve Mustafa Kemal'e destek veren gazetelerin de büyük payı vardır. Şimdi kısaca o günkü basına bir göz atalım. Milli mücadele döneminde elbette dönemin yerli ve yabancı gazetelerinde, dergilerinde karşı tarafı bir anlamda psikolojik olarak rahatsız etmek, bir anlamda da kendi tarafına moral vermek anlamıyla karikatürler yayımlanıyordu. İşte bunlardan bir tanesinin önündeyiz. Güler Yüz gazetesinde 19 Ocak 1922 tarihli bir karikatür. Fakat bu karikatürün bir özelliği var.
Nasıl mı? Büyük taarruz öncesi Türk ve Yunan tarafında moral durumu diyor gazete. Burada gördüğümüz yeni taarruz arifesinde Yunanlı üzgün ve düşünceli. Fakat karikatürü ters çevirdiğimiz zaman çıkan görüntüye ise gazete şu yorumu yapıyor. Yeni taarruz arifesinde Türk güler yüzlü ve emin. 23 Haziran 1921 tarihli Güler Yüz gazetesinde yayımlanmış olan bu karikatürde Zaferi Konstantin'in değil Ay Yıldız'ın kazanacağı vurgulanıyor. Kızın fesinin üzerinde Zafer yazarken burada şöyle bir dörtlüğe yer verilmiş. Gönül vermiş şu serseri Zafer isimli bir kıza, kız diyor ki defol geri, ben aşığım Ay Yıldız'a. Yine Güler Yüz gazetesi bu kez 12 Haziran 1921 tarihli sayısında yayımlanmış bir karikatürü görüyoruz. Kral Konstantin'in özellikle Anadolu'da yaşadığı yenilgileri Yunanistan'da büyük bir zafermiş gibi duyurması üzerine bir karikatür. Bununla dalga geçiliyor. Üstteki yazıda diyor ki Atina'da büyük bir gün, seyyar tarih kitabı. Alttaki yazıda ise şu belirtiliyor. Konstantin şunu söylüyor. Benim zaferimi gazetelerden okuyamazsınız. Onlar burada yazılıdır. Şimdi de sıra 30 Nisan 1921 tarihli Karagöz gazetesinde yayınlanmış olan karikatürde. İkinci İnönü zaferimizden sonra biz artık taarruza hazırlanıyoruz ve buna aslında Yunan ordusunun daha da fazla hazırlanması gerektiğini vurgulayan bir karikatür. Konuya bu şekilde esprili yaklaşmış. Karikatürde Mustafa Kemal Papulas'ı Künde'ye getirmek üzere General Papulas'ı ve Karagöz'de Paşa'ya şöyle sesleniyor. Aman paşam birdenbire yere atma, sonra aceleye geldi derler. Şöyle biraz kıvrandır ki kimsenin hakkı kalmasın. Ve 15 Ekim 1921 tarihli Karagöz gazetesinde yayınlanan karikatürden bahsedeceğiz şimdi de. Elde ettiğimiz büyük zaferlerden sonra artık bizim yani Ankara'nın reddedeceği hiçbir barışın kesinlikle yürümeyeceğini anlatan bir karikatür. Burada Yunan kralı Konstantin General Papulas'a iki elini uzatarak şunu soruyor. Söyle bakayım Papu, barış hangi elimde? General Papulas da ona şu yanıtı veriyor. Haşmet Bağap ya bundadır ya şunda. Arkadansa Mustafa Kemal Paşa sesleniyor. Ne ondadır ne bunda. Kılıcımın ucunda. Kurtuluşa giden yolda basına göz attığımızda iki karşıt cepheyi görürüz. Biri üzerine bastığı toprağı 3 kuruşluk kişisel çıkar uğruna işgalciye satmaya çalışanların sesi, diğeri de üzerine bastığı toprağı işgalciye karşı savaşıp yeniden vatan yapmaya çalışanların sesi. İlkine dair iki acı örneği bugün vermeye utanırken yine de tarihe not düşmek, gelecek kuşaklara aktarmak zorundayız. Ali Kemal, Peyam-ı Sabah gazetesinde şunu yazabilecek ihanetin içindeydi. Düveli muazzamaya karşı çıkmak deliliktir. Büyük devletler karar verdiler. İngiltere başta olmak üzere dediklerine uyalım. Mustafa Kemal bir çılgındır. Olmayacak rüyaların davası peşindedirler. Kemalistler bizi felakete sürüklüyorlar. Dünya değişti. Bu değişimi görmeyen ya kör ya da cahildir. Damat Ferit ise aynı gazetenin sayfalarında aynı ihanetin içindeydi.
Mustafa Kemal Paşa'nın eylemi hiçbir askeri nitelik taşımamaktadır ve ulusun isteğine dayanmamaktadır. Alevleri sönmüş bir saman ateşinden başka bir şey değildir. Bu yazılarla aynı bataklık içinde çırpınan gazete manşetleri de vardı. Örneğin Şeyhülislam Dürrizade Abdullah'ın Mustafa Kemal Paşa için yayımladığı ölüm fetvasını 15 Nisan 1920 tarihinde "Mustafa Kemal layık olduğu cezayı gördü" manşetiyle duyuran Alemdar gazetesi gibi. Buna karşılık emperyalizme karşı Mustafa Kemal Paşa'nın yanında dimdik duran gazeteler de vardı elbette. Vakit, İkdam, Zaman, İstiklal, İzmir'e Doğru, Açık Söz, Yeni Gün ve İleri gibi gazeteler seslerini Kuvayi Milliye'ye güç vermek ve ulusu bağımsızlığa giden yolda yüreklendirmek üzere yükselttiler. Bunların içinden Yunus Nadi'nin 1. Dünya Savaşı'nın son günlerinde İstanbul'da çıkarmaya başladığı Yeni Gün gazetesi, daha sonra Ankara'ya taşınmış Cumhuriyetimizin ilanıyla birlikte Mustafa Kemal'in koyduğu Cumhuriyet adıyla yayın yaşamını sürdürerek bugünlere gelmiştir. Sivas Kongresi'nden hemen sonra 14 Eylül 1919'da Sivas'ta yine adını Mustafa Kemal'in koyduğu İradi Milliye çıkarılmaya başlanırken Ankara'da kurtuluşa giden yolun basında en güçlü seslerinden birini çıkaracak olan Hakimiyet-i Milliye ulusun yüreğine yürek katmıştır. Hem ulusal anlamda haberleri doğru ve hızlı bir biçimde ulaştırmak, hem de uluslararası basına Kuvayi Milliye'nin başarılarını etkin olarak iletebilmek için 6 Nisan 1920'de Anadolu Ajansı'nın kurulmuş olduğunu da unutmamak gerekiyor. Satılık basının tüm yalan dolanlarına karşı vatansever basının bu eşsiz çabalarının 9 Eylül 1922'de İzmir'e girmemizde büyük etkisi vardır. Kurtuluş özlemiyle her sayfasını bayrak yapmış bu basın yayın organlarını biz de saygıyla selamlıyoruz. Şimdi o günlerin yoksulluğuna ve Mustafa Kemal Paşa'nın neden tekalifi milliye emirlerini yayımlamak zorunda kaldığına gelelim. Çok şiddetli geçen 1. ve 2. İnönü Savaşları'yla Kütahya-Eskişehir Savaşları'nda şehit ve yaralılarımız dehşet verici bir sayıdaydı. Buna bir de ordumuzun gereksinim duyduğu silahından yiyeceğine ve giyeceğine kadar verilen kayıp da eklenince kurtuluşu neredeyse olanaksız hale getirecek bir yokluk ortaya çıktı. Koca yürekli Mustafa Kemal Paşa'nın Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmek zorunda kalan ordumuzu kurtuluşun en büyük kırılma noktası olacak Sakarya Meydan Savaşı'na hazırlaması gerekiyordu. Ve bunun için başvurabileceği tek bir yer vardı. Türk ulusu. Ordusunu dar zamanda yeniden donatacak olan yine ulusunun ta kendisiydi. O da bunu yaptı. Dünyanın en zengin devletlerinin işgaline karşı direnebilmek için ulusun elinde avucunda ne varsa götürüp ordusuna vermesi en başta da belirttiğimiz gibi topyekün savaş teriminin tam karşılığıydı. Türk ulusu bu konuda da büyük bir onuru tarihine ekledi. Bizim kurtuluşumuzun yalnızca bizim kurtuluşumuz demek olmadığını, emperyalizmin ezdiği tüm mazlum uluslara örnek olduğunu artık tüm dünya biliyor. Arjantinli siyaset bilimci Blanco Villalta'nın şu sözleri boşa olabilir mi? Atatürk, doğu ve batıdaki güç kutuplarına kendisini bağlayabilecek her türlü bağdan özgür, kendi kararlarını kendisi verebilen bir Türkiye yarattı. Bu bakımdan Sakarya'nın kahramanı 3. dünyanın da öncüsü sayılabilir. Gururumuz, bizim canımızın canı Atatürk'ümüz için Hindistan Parlamento Kurulu Başkanı Madame Sucheta Kripalani'nin şu sözlediği sözlere bakınız. Atatürk, yalnız Türk ulusunun değil, özgürlüğü uğruna savaşan bütün ulusların önderiydi. Onun yönlendirmesiyle siz bağımsızlığınıza kavuştunuz. Biz de o yoldan yürüyerek özgürlüğümüze kavuştuk. Onurumuzun adının Mustafa Kemal Atatürk olmasının boş olmadığını Tunus Devlet Başkanı Habib Bourguiba'nın şu söyledikleri kanıtlamıyor mu? Mustafa Kemal'in kişiliği, halk kitlelerinin ayaklanması ve halk savaşlarının ölçüsü olmuştur. Bu savaşlar onun ölümünden sonra genişlemiş, Doğu ve Batı blokları arasında 3. dünyaya da ulaşmış ve onu sömürgeci boyunduruğundan kurtarmıştır. Son olarak da İngiliz tarihçi Arnold Toynbee'nin sözlerini önemsememiz gerekiyor. Türk ulusu kendisi için savaşırken aynı zamanda kardeş halkların savaşını da vermiştir. Kendisine karşı kabaran sel sularını Ankara kapılarında durdurarak İzmir'e, İstanbul'a, Trakya'ya doğru süren Türklerin başlattığı yeni akım, belki de Irak, Suriye, Filistin, Mısır,
Tunus ve dahası Cezayir ve Hindistan'a değin etkisini sürdürecek ve bu ülkeleri kaplayan batı selini sürükleyip götürecektir. Tüm bu sözleri hak etmek de, böyle bir kavgayı kazanmak da kolay değil elbette, gönderdim. Elinize varıncaya kadar dayanma ve direnme olanağını sağlayınız. Gönderilen 10 sandık cephane, cephedeki çarpışmanın yoğunluğu göz önüne alındığında ancak yarım saatlik bir direniş için yeterliydi. Fevzi Çakmak Paşa'nın gözyaşları bundandır. Yaşadığımız bu yokluklara karşılık çok fazla anlatılmayan bir gerçeği de biz bu belgesel filmimizde dile getirelim. Yunanistan, işgal ettiği Ege illerimize sayıları 100.000'i bulan Yunan'ı gemilerle taşımıştır. Yani zulümden kaçarak köy, kasaba ve kentlerini terk eden insanlarımızın yerine doldurma bir nüfus, bir nevi takviye insan gücü. Aynı zamanda biz İnebolu'dan Ankara'ya uzanan İstiklal yolunda kanlı kollarımızla cephane taşırken adeta cephane, asker ve para yağdırılan bir işgalci Yunan. Yunan Kralı Konstantin de yayımladığı ulusal bildirisinin sonunda Tanrı'nın yardımına, kahraman ordumun heyecanına ve Yunan ülküsünün sarsılmaz gücüne güvenerek ulusun yüce buyruğunun beni çağırdığı oraya gidiyorum diyerek 13 Haziran 1921 günü güzel İzmir'imize gelmiştir. Burada toplanan büyük kalabalığa seslenerek askerler görev başına herkes birleşsin, yüreklerimiz tek ve bölünmez Yunanistan sevgisiyle dolsun. Kendinizi üstünüze aldığınız büyük göreve adayın. İleri! Kralınız sizinle beraberdir. Sizi yurdun emrettiği yere götürmektedir. Haklı savaşımızı Tanrı kutsasın! Demiştir. Türk düşmanlığıyla ünlü İngiltere Başbakanı olan Lloyd George ise tam bir azılı emperyalist olarak kışkırtma politikası izlemiş, Yunan ordusu kazandığı zaferden sonra artık Sevr Antlaşması'yla yetinemez, daha geniş ölçüde haklar sağlanmalıdır, diyebilmiştir. Kral Konstantin'in de, Lloyd George'un da en büyük yanılgısı, Mustafa Kemal Paşası'nın çevresinde kenetlenmiş olan Türk ulusunu küçümsemek oldu. Peki, bizdeki satılık işbirlikçi padişah Vahdettin, işgalci Yunan kralı Konstantin ve işgalci İngiliz başbakan Lloyd George'un başlarına ne geldi sonra? Lloyd George, bu beklenmedik yenilgi sonrasında utancından 2 hafta kendi ulusunun karşısına çıkamadı. 2 hafta sonraysa İngiliz parlamentosuna gelerek yaptığı veda konuşmasında ''Tarih çok ender olarak dahi yetiştirir. Şu talihsizliğimize bakın ki çağımızda bu Türk ulusuna nasip oldu.'' diyerek başbakanlıktan istifa etti. Yunan kralı Konstantin arkasına İngiltere'yi almasına karşın savaşı kaybedince yönetime el koyan Albay Plastiras tarafından tahttan indirildi. 4 ay sonra da Sicilya'da sürgünde öldü. Bu üçü içinde en zavallısı ve en alçağı kesinlikle Vahdettin'di. Her ne kadar bizim vatanımızı işgal etmiş olsalar da kendi ulusları penceresinden bakacak olursak Kral Konstantin ve Lloyd George kendi uluslarını satmadılar. Yalnızca yanlış politikalarla bu süreci yöneterek savaşı kaybettiler. Peki ya Vahdettin? Kendi kişisel çıkarları için ulusunu satan tam bir vatan hainiydi. Söylevin daha ilk cümlelerinden birinde Mustafa Kemal bu Lloyd George'dan daha fazla Türk düşmanı olan alçak için şunu söyler. Saltanat ve hilafet makamında oturan Vahdettin, soysuzlaşmış, şahsını ve bir de tahtını koruyabileceğini hayal ettiği alçakça tedbirler araştırmakta. Bir de yine Söylev'de, işgali suçlamayan bir siyaset başlıklı bölümde Cemal Paşa'nın milletin güvenini kazanmış bulunan bugünkü hükümet sözüne atfen şunu söylüyordu. Harbiye Nazırı bu sözü söylediği dakikada yalnız bir tek kişinin güvenini kazanmış bulunuyordu. O da devlet başkanlığı makamını kirletmekte olan hain Vahdettin'di. Atatürk'ün bu kadar ağır konuştuğu Vahdettin'i bugün vatansever ilan edenlerin gözlerine bir bakın. Ulusu bir kurtuluş savaşı verirken gidip Lloyd George'la birlikte İngiliz Muhitleri Derneği'ne üye olan Vahdettin'in size gülümseyerek göz kırptığını göreceksiniz. Ama bir de tam bağımsızlığa inanmış, vatanında özgür yaşamak isteyen, elinden Söylev'i düşürmeyenlerin gözlerine bir bakın. İşte orada çakmak çakmak gözleriyle size gülümseyen yiğitler yiğidi Mustafa Kemal Atatürk'ü göreceksiniz.
biz bu soysuz Vahdettin'in yalvarırcasına mektup yazdığı İngiltere'den yardım isteyerek 17 Kasım 1922 sabahı İngiliz Malaya zırhlısına binerek Malta adasına kaçtığını söyleyelim. Şu Müslümanların halifesine bakın. Onca Müslüman ülke varken Hristiyan İngiltere'den yardım istiyor. Üstelik bununla da yetinmemiş, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge'a 13 Mart 1924'te Türkiye Cumhuriyeti'ni şikayet ederek mektup yazmıştır. Mektubun şu bölümü ibretlik bir belge niteliğindedir. İslam bilginlerinin bildiği üzere şeriata aykırı kararlar herhangi makamdan olursa olsun sonuçsuz kalmaya mahkumdur. Bundan başka bu durumun içinde bulunan koşullarda İslam dünyasında sonuçları pek vahim olabilecek büyük bir heyecana yol açacaktır. Ayrıca gelişmiş ülkelerin iç güvenliklerine de büyük bir etki yapacaktır. Hanedanın ileri gelenleri aleyhinde Ankara Meclisi tarafında kabul edilen sürgün ve kovma, emlakine ve bireysel mallarına el koyma gibi haksız kararları hanedanın bireylerini insan ve kişilik haklarından soyutlar mahiyettedir. Bu konuda yüce kişiliğiniz ve Cumhuriyet hükümetiniz tarafından olanaklar ölçüsünde yapılabilecek yardımları pek değerli sayacağımı açıklamaya gerek yoktur. Bu vesileyle sağlıklı olmanızı yüce haktan niyaz eylerim. Müslümanların eski halifesi önce canını kurtarsın diye İngiltere'ye yalvarmıştı, sonra da malını kurtarsın diye Amerika Birleşik Devletleri'ne yalvarıyor. Tarihin garip cilvesine bakın ki, koca yüreklimiz Mustafa Kemal'imizin Bandırma vapuruna bindiği 16 Mayıs 1919'dan tam 7 yıl sonra Vahdettin İtalyan kenti San Remo'da öldü. Türkiye Cumhuriyeti cenazesini kabul etmedi. İşte yıllardır hasret kaldığımız şu dik duruş, işte Mustafa Kemal duruşu. Bu vatan toprağını satan bir insanın bu toprakta mezar için bile olsa yerinin olmaması gerekiyordu. Ki olmadı. Olamadı. Paşa aslında burada hem koca bir ulusun hem de bu ulusun yiğitlerinin intikamını almıştır. Şimdi bunlardan birinin Ömer Bey'in, Ömer Altınay'ın bölüğünün öyküsünü dinleyelim. Şu an 2. İnönü Savaşları için çok önemli bir noktadayız. İntikam Tepe Şehitliği. 126. Alay, 3. Tabur, 9. Bölük askerlerinin kahramanca şehit düştüğü noktadayız. Hatta burada da yazdığı üzere 30-31 Mart 1921 günleri. Mezarları zaferlerin beşiği oldu diye. Evet, o bölüğün komutanı da yüzbaşı Ömer Bey'di. Daha sonradan soyadı kanunuyla birlikte Ömer Altınay. Evet, Yüzbaşı Ömer Bey de o gün Yunan askerleri tarafından 4 kez süngülenerek yaralanmış ve esir düşmüştü. Hatta Yunan komutan tarafından bir ağaçta çarmıha gerilerek yakılmak istenmiş, üzerine benzin dökülerek. Fakat son anda yetişen kuvvetlerimizin yardımıyla bundan kurtulmuştu. Burası İntikam Tepe Şehitliği. Burası bir milletin aynı zamanda büyük bir destan yazdığı, bir toprağın vatana döndüğü yer. Söylev'de Mustafa Kemal'in Akbaş Cephaneliği ve Köprülülü Hamdi Bey başlığı açarak anlattığı olaysa tam bu topraklardaki gerici işgalci işbirliğini anlatması açısından ilginçtir. Madem ki belgesel filmimizin bu bölümüne kavganın o görkemli yiğitleri adını verdik, bu konuya da değinmemiz gerekiyor. 13 Temmuz 1917'de Edremit Kaymakamı olarak atanan Köprülülü Hamdi Bey tam bir vatansever aydındı. Kente ilk geldiğinde şehit çocukları barındıran Edremit Yetimler Yurdu'nu kurar. Gençler için Edremit İdman Yurdu'nu açar. 29 yaşındaki bu genç kaymakam, kente elektriğin getirilmesi, kentin imar planının çizilmesi, kanalizasyon çalışmalarının başlatılması, kentteki ilk matbaanın faaliyete geçirilmesi gibi başarılı işlere imza atar.
İşgale cesurca karşı çıktığı için 6 Nisan 1919'da damat Ferit tarafından görevden alınan Köprülü Hamdi Bey bu kez Edremit Burhaniye hattında Kuvayi Milliye'yi örgütler. Söylev üzerinden Mustafa Kemal'e sözü verelim. Rumeli sahilinde Gelibolu yakınlarında Akbaş denilen yerde bir cephane deposu vardı. Orada Fransızların eli altında bol miktarda silah ve cephane bulunuyordu. Hükümet, İtilaf devletlerine tamamıyla boyun eğmiş görünmeyi yararlarına uygun saydığından sözüne ettiğim cephanelikteki silah ve cephanenin bir kısmını İtilaf devletlerine vermeyi vaat etmiş. Evet, Mustafa Kemal'in de belirttiği gibi Akbaş bölgesindeki depoda İstanbul'daki satılık zihniyetin işgalcilere verdiği önemli bir miktarda cephane bulunmaktadır. Yani Türk ulusunun silahlarını düşmana teslim etmiş bir ihanet. İşte Köprülü Hamdi Bey, Türk ulusunun bu cephanesini oradan alıp vatanını savunan Türk ulusuna geri vermek üzere harekete geçer. Onur dolu kurtuluş tarihimize Akbaş baskını olarak geçen bu baskın titizlikle planlanır. Dramalı Rıza Bey adlı yiğit bir hafta önceden bölgeye gider. Oradaki köylüler gibi giyinerek keşifte bulunur. Depodaki nöbet noktaları ve değişim saatleri, koğuşların yerleri, asker sayısı gibi konularda bir hafta boyunca notlar tutar. Bu süreçte Akbaş'tan ele geçirilecek cephaneyi Lapseki tarafına boğazdan geçirecek kayıklar ayarlanır. 26 Ocak 1920 gecesi baskın düzenlenir. Nöbet tutan Senegalli askerlerdir. Buraya dikkat edelim. Senegal, Fransa'nın sömürgesiydi. Yani Fransa, işgal ettiği topraklardaki bir cephane deposunda ilk ateş alacak en ölümcül noktaya kendi askerlerini değil, sömürgeleştirdiği ülkenin askerlerini koymuştur. Emperyalizmin ne demek olduğunu sanırız bundan daha iyi anlatan bir örnek olamaz. Baskın başarıyla tamamlanır ve cephane Lapseki'ye geçirilir. O sırada bir tüfeğe bile ihtiyaç duyan Kuvayi Milliye için büyük başarı, büyük umuttur bu. Kurtuluşu anlatırken bazı aşağılık kişileri de anlatmak zorundayız ki bizim yalnızca işgalciyle savaşmak zorunda kalmadığımız anlaşılsın. Damat Ferit'in Anzavur Ahmet ve onun gibi parayla satın alınmış askerleri Köprülü Hamdi Bey'i Yenice yolunda İnova köyünde yakalarlar. İşkencelerle Biga'ya getirilirken şehit edilir. Cesedi ayaklarından bir arabanın arkasına bağlanarak Biga sokaklarında süründürülerek dolaştırılır. Sonunda meydana atılan cesedi 5 gün orada kalmıştır. Söylenmek istenen şudur ki Kuvayi Milliyecilerin sonu bu olacaktır. Oysaki denilmesi gerekeni Köprülü Hamdi Bey şehit edilmeden önce zaten son sözleri olarak söylemiştir. Bre hainler! Kuvayi Milliye yalnız ben değilim ki. Kuvayi Milliye bütün millettir. Ben ölebilirim ama o ölmeyecektir. Dramalı Rıza Bey ise Anadolu'ya kaçırdıkları cephaneyi o an üzerlerine gelen 800 kişilik hain ordusuna karşı koruyamayacağını anlayınca cephaneliği havaya uçurmuş ve teslim etmemiştir. O ana dek gözünden tek damla akmamış olduğu anlatılan bu çelik yürekli yiğit artık Kuvayi Milliye'nin kullanamayacağı anlaşılan cephaneliği en azından düşmana da teslim etmemek için havaya uçurmak zorunda kalmasıyla birlikte hüngür hüngür ağlar. Bunca çaba, bunca emek, sonu bu mu olacaktı? Ulan damat Ferit, seni gebertmek de bana nasip olur inşallah. Damat Ferit'i öldürmek üzere İstanbul'a doğru yola çıkmış ama ihbar edilince yakalanarak asılmıştır. Şimdi burada duralım. Cephaneyi Köprülü Hamdi Bey ve Dramalı Rıza Bey'den alıp yeniden Fransız işgalciye vermek de ne demek? Bu nasıl bir ihanettir? Kuvayi Milliyeciler vatanlarını kurtarmak için kullanmasın da vatanı işgal edenler kullansın. Da ne demek? Bu aşağılık damat Ferit de zaferimizden hemen sonra 21 Eylül 1922'de Avrupa'ya kaçtı. Yine şu tarihin garip cilvesine bakın ki Türk askerinin İstanbul'a girerek işgali sona erdirdiği İstanbul'umuzun kurtuluş günü olan 6 Ekim 1923 günü damat Ferit zavallı bir vatan haini olarak Fransa'nın Nice kentinde öldü. İşte tam bağımsızlık kavgamızın o görkemli yiğitleri bu alçaklara karşı da bir savaşı kazanmış, kurtuluşu bize öyle armağan etmişlerdir.
Nasıl teşekkür etmez insan, nasıl? Nasıl minnet duymaz? Minnettarız. Sakarya Meydan Muharebeleri için çok önemli bir noktadayız. Kuzey noktası, yani Polatlı mevkisindeyiz. Bu bölgeyi 12. Grup Komutanlığı'na bağlı 11. Tümen savunmuştu. Tümenin başında Miralay Halit Paşa vardı. Soyadı kanunundan sonra Halit Kars'ı alan ya da bir diğer adıyla Deli Halit Paşa. Ona Deli Halit denilmesinin bir sebebi vardı. Kuvayi Milliye boyunca, milli mücadele boyunca belinin iki yanında iki tabanca taşırdı Deli Halit Paşa. Sol yanındaki tabancanın adı Kuvayi Milliye tabancasıydı. Adını böyle koymuştu. Kuvayi Milliye tabancasını yalnızca düşman askerlerine çekiyordu. Sağ yanındaki tabancanın adı ise Namus'tu. Namus tabancasıydı. O Namus tabancasını yalnızca ve yalnızca vatan hainlerine çekiyordu. Ve o vatan hainlerini yere yatırıp ağızlarının ortasına o Namus tabancasının namlusunu sokarak şunu söylüyordu ateş etmeden önce: bu milletin ekmeğini nereden yedinse bu kurşunu da şimdi orandan yedin.